İkinci bölümden herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde ne yapacaktık arkadaşlar? Kollara ve bedendeki lastiğimizi yapacaktık. Bedendeki lastiğimize ve kolumuza geçmeden önce arkadaşlar, ben kapşon kısmını, yani bu enseden gelen kısım, bakın bu ovallik verdiğimiz yer var biliyorsunuz, oraya kadar örmüştüm. Fakat kısa geldi burası. Biraz daha uzattım. Daha sonra tekrar bu ovallik kısmını verdim. Yani üçer üçer kestim. Daha sonra da üstten kapattım. Yani buradan 4-5 diş daha. Bakın arkadaşlar, şu dişlerden 4-5 diş daha ördüm. Daha sonra da üçer üçer kapatarak 9 defa kapattık biliyorsunuz. Üçer üçer 9 defa kestik. Daha sonra tepe kısmını kestim ve kapattım. Bunu söylemek istedim arkadaşlar. Çünkü biraz kısa geldi. Biraz daha rahat istedi ördüğüm kişi. O yüzden bu ovallik verdiğim yere kadar söktüm. Buradan sonra 4-5 diş daha ördüm. Daha sonra kapatıp kol kısmına geçtim arkadaşlar. Kolun bir tanesini ördüm. Şöyle göstereyim. Diğer kolu beraberce öreceğiz. Bakın şöyle yakından göstereyim. Bir tanesini bitirdim. Diğer kolu da beraber başlayalım. Bu şekilde çevirelim. Düz taraftan ilmek çıkaracağız arkadaşlar. Bakın bu zincir görünümlü yerlerden birer tane ilmek çıkaracağız. Sağdan ve soldan, yani ön kısımdan ve arka kısımdan şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 ilmek buradan çıkaracağız. 20 ilmek buradan çıkaracağız. Toplam 40 tane ilmek çıkaracağız arkadaşlar. Şöyle yapalım. İpimizi alalım. Bakın. Buradan bu hizadan 3 şekilde ilmeklerimizi çıkaralım. Bakın arkadaşlar, buralardan ilmeklerimizi alalım ve kolumuza başlayalım. Evet, buradan böyle alalım. 20 ilmek de buradan çıkaralım. 20 ilmek de buradan çıkardık. Şöyle yapalım ki burayı da birleştirmiş olalım. Evet. Bolluk bırakmayalım. Bilir. Evet. Buraya bir ayraç takalım. Şekilde. Evet, şuradan bakın 1 2 3, düz, ters, düz. Bu kesmelerimiz, bakın arkadaşlar, terse dek gelsin. 2 ilmek birlikte kes. Evet, düz, ters, düz, dediğim gibi terse dek gelsin kesmeleriniz. Bir düz, bir ters, bir düz. Dördüncü ilmekte, dördüncü ile beşinci ilmeği birlikte alıyoruz, kesiyoruz. Evet, şu kolumuza kadar arkadaşlar, düz, ters, düz, dördüncüde kesiyoruz. Düz, ters, düz, dördüncüde kesiyoruz. Kolumuzun sonuna kadar örelim. Evet. Düz, ters, düz, iki ilmeği birlikte kes. Düz, ters, düz, iki ilmeği birlikte kes. Evet, artık kolumuza başlayabiliriz arkadaşlar.
bir düz bir ters olarak Selanik örmeden arkadaşlar bir düz bir ters olarak 3 ilmek ördük kestik 3 ilmek ördük kestik 3 ilmek ördük kestik hem burayı topladık hem de kolu biraz daraltmış olduk. Evet, şimdi ayracımızı bu şekilde alalım. Evet, bakın düzleri bir alttan, tersi normal ördük, düzleri bir alttan. Bu sırada düzleri bir alttan alacağız, diğer geldiğimiz sırada tersleri bir alttan, düzleri bir alttan, tersler bir alttan. O şekilde devamlı ön kısımdan ördüğümüz için o şekilde devam edeceğiz. Bu sırada tersleri örüyoruz, düzler, bakın bir alttan tersleri ördük, düzleri ne yaptık, bir alttan aldık, tersimizi ördük, düzü bir alttan aldık. Bu sırayı hep ön kısımdan öreceğiz arkadaşlar. Tersimizi ördük, düzü bir alttan aldık, tersimizi ördük, düz bir alttan, tersi ördük, düzler bir alttan. İlk sırada bir ters bir düz normal örüyoruz. İlk sıramızda o şekilde öreceğiz. Daha sonra Selanik modelimize geçeceğiz. Düzler bir alttan, tersi ördük, düzler bir alttan, tersimizi ördük. Evet, ayracımızı aldık. Şimdi bakın arkadaşlar, hep ön yüzden ördüğümüz için, arka kısmı olmadığı için, şimdi ne yapacağız, düzleri normal öreceğiz. Bakın arka tarafta ters oluyor bu. Düzü normal öreceğiz, tersimizi bakın bir alttan alarak öreceğiz. Tersi, yani Selanik ördüğümüz gibi düzleri nasıl alttan alıyoruz, bir alttan alıyoruz devamlı ön kısımda ördüğümüz için. Düzü ördük, tersi bir alttan aldık. Kol lastiğimize kadar bu şekilde öreceğiz. Bir sıra düzleri alacağız, bir sıra tersleri alttan alacağız. Bir sıra düzleri alttan alacağız, bir sıra tersleri alttan alacağız. Karıştırmayalım arkadaşlar. Selanik modeline devam edeceğiz. Düzleri ördük. İlk bak birkaç sırada zorlanacaksınız ama ondan sonra şöyle yapalım. Evet, zorlanmazsınız. Birkaç sırada zorlanırsınız arkadaşlar. Daha sonra gayet kolay olarak istediğiniz uzunluğa gelinceye kadar öreceksiniz. Bakın tersler bir alttan, düzleri ördük, tersler bir alttan, düzü ördük, tersimiz bir alttan. Düzümüzü ördük, tersimizi bir alttan alarak ördük. Düzümüzü ördük, tersimizi bir alttan aldık. Şimdi ayracımızı bu tarafa alıyoruz. Bu sırada ne yapıyoruz? Düzleri bir alttan. Bakın. Evet, bu ayracımız, başlangıç noktamız, bitiş noktamız kaybetmeyelim arkadaşlar. Devamlı arada dursun. Evet, düzümüzü ördük. Pardon. Ha, evet, düzümüzü bir alttan, tersi normal ördük. Düzümüzü bir alttan, tersi normal ördük. Bakın arkadaşlar, burada tersimiz, haroşamız gayet kalın duruyor. Yani bir alttan aldığımız belli. Bunu bir alttan aldığımızı anladığımız an, demek ki, yani karıştırırsanız eğer, demek ki düzleri bir alttan alacağız. Bakın tersi normal öreceğiz. Evet, kolumuzu tamamlayalım. Daha sonra beden lastiğimize geçelim. Evet, sıramızı tamamladık. Şöyle göstereyim. Ayracımızı da çıkarabiliriz artık. Bu düzlerden sayacak olursak arkadaşlar, 45 sıra gittim. Düzlerden saydığım zaman 45. sırada. Yalnız tekrarlıyorum arkadaşlar, herkes kendi koluna göre üzerine giyecek. Daha sonra lastiğini yapacak. Lastiği nasıl yapacağız? Bakın şöyle göstereyim. Lastiği ben toplu yaptım. Yani sıkmasını istedim. Tam bileğe oturmasını istedim. O yüzden
Şöyle 6 numaralı şişte, yani 8 numarayla örüyordum. 6 numaralı şişte şöyle çorap şişleri var arkadaşlar. Onlarla veya da 6 numaralı şişinizi misinanıza geçirin. 6 numaralı şişinizle örün ama bu daha güzel olur. Bununla örüldükçe çünkü açılacak. Böyle esnettikçe açılacak. O yüzden ben bunu örmeyi tercih ettim. Bakın bunu nasıl yapacağız? 32 tane ilmeğimiz vardı. 10, 11, 11 olarak böleceğiz. Bir düz, bir ters olarak başlayalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 aldık. Diğer şişimi aldım. Bir. Aynı düzlerden, terslerden gidiyoruz arkadaşlar. Normal lastik yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on ve 11. Evet. 11 bu şişimize, 11 bu şişimize, 10 ilmek de bu şişimize kaldı. Evet. 10 ilmek de bu şişimizle devam edeceğiz. Evet, bakın arkadaşlar, sırayı kaybetmeden düzlerden düz alıyoruz, terslerden ters alıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evde eğer çorap şişiniz yoksa arkadaşlar, normal ucuna 6 numaralı şişinizi takıp örebilirsiniz. Ben 8'de ördüğüm için 2 numara düşük ördüm. Siz de ona göre ayarlayın arkadaşlar. Bakın. Şimdi artık sırayla lastiğimizi örüyoruz. Ne yapıyoruz? Bir dördüncü şiş alacağız. Dördüncü şişimizle devam edeceğiz. 9-10 sıra yapalım lastiğimizi. Daha sonra da beraber farklı bir kapatma tekniğiyle kapatacağım. Beraber kapatalım. Evet. Düz ters olarak 9 sıraya tamamlayalım. Böyle şiş olursa daha iyi olur arkadaşlar. Çünkü örerken yuvarlak şişler, yani misinayla örecek olursak çok esniyor. O yüzden ben bu şekilde örmeyi tercih ettim. Evde eğer yoksa 6 numaralı şişinize geçirin. Lastiğinizi, şişinizi geçirin. 40 santimlik misinanızla lastiğinizi örün. Ya da 6 numaralık misinalı şiş alın. Evet. 6 numaralı misinalı şiş alın. Evet. Ters ve düz. Bu şekilde 9-10 sıra örelim. Ben kaç sıra örmüşüm? Bakayım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. sırada kesmişim. Evet, şimdi lastiğimizi tamamlayalım. Evet, bakın 9 sıraya tamamladık. Her 3 taraftan da sayın. Bu terslerimizden 9. sıra, yani 9 sıra tamamlandığı zaman 10. sırada kesme işlemi yapıyoruz. Bakın arkadaşlar. Kesme işlemini nasıl yapıyoruz? Bu iğneyle kesme tekniği var biliyorsunuz.
iğneyle kesme tekniğinin şişle kesme tekniği, yani ona benziyor aynı. Evet, bakın iki ilmeği birlikte aldım, kestim. Şöyle yapalım. İki ilmeği birlikte kestim. Bakın şu şekilde doluyoruz. Doladım. Doladıktan sonra şöyle keselim. Şu içe doğru ipimizi yedirelim. Şuradan alalım. Aynı hizadan gidelim. Evet. Şimdi artık beden lastiğimize geçeceğiz arkadaşlar. Beden lastiğimizi de 7 numaralı şişle, bakın düz taraftan buradan bu zincir görünümlü yerlerden ilmek atlamadan yalnız arkadaşlar bu şekilde ilmek çıkarıyoruz 7 numaralı şişimizde. Arkadaşlar kaç numarayla örüyorsanız ona göre siz bir numara düşürerek öreceksiniz. Bakın kapşondan itibaren buradan ve buradan ilmek çıkararak bir ters bir düz yapacağız. Evet bakın arkadaşlar 7 numaralı misinalı şişimizle düz taraftan hırkamızın düz tarafından ilmek çıkarmaya başlıyoruz. Dediğim gibi hırkamızın diğer ucuna kadar kapşonumuzdan da ilmek çıkararak hırkamızın diğer ucuna kadar ilmek çıkaracağız. Bir ters bir düz olarak öreceğiz. Evet bakın hiç atlatmadan buralardan ilmek çıkartalım. Sık sık ilmek çıkaralım ki yan taraflar toplamasın arkadaşlar. Evet bu şekilde ilmeklerimizi çıkaralım. Yarım numara düşük veya bir numara düşük, yani 7,5'la veya 7 ile ilmeklerinizi çıkarabilirsiniz. Yani aynı şişte çıkarmayın arkadaşlar. Dediğim gibi siz 7 ile örebilirsiniz, 6 ile örebilirsiniz, ayrı bir iple örebilirsiniz. Ben 8'de ördüğüm için 7 numaralı şişimle lastiğimi 7 numaralı şişimle öreceğim. Kolu da gösterdim. 6 veya 5 numaralı şişle kolu da örebilirsiniz. Yani elinizin sıkılığına göre, eliniz eğer bolsa arkadaşlar kolunuzun lastiğini 5 numaralı şişle de örebilirsiniz. Veya da hangi şişle, kaç numaralı şişle örüyorsanız 2 numara veya 3 numara şiş düşükle örebilirsiniz. Kolunuzun lastiğini, sadece lastiğini arkadaşlar. Beden ilmeklerini de çıkarırken 1 numara düşük şişinizde ilmek çıkartabilirsiniz. Ben ördüğüm ipe göre, şişe göre tarif ediyorum, anlatıyorum size arkadaşlar. Siz hangi iple öreceksiniz, hangi şişle öreceksiniz, ona göre ayarlamasını yaparsınız. Bakın hiç ilmek atlatmadan evet diğer tarafa doğru geldik. Bakın arkadaşlar şunu göstermek istedim. Ön kısımdan kapşondan buraya doğru 3-4 defa o taraftan, 3-4 defa bu taraftan, 3-3 birer de kapşon kısmından, yani sağdan ve soldan şu şekilde birer ilmek arttırın arkadaşlar. Çünkü Selanik olduğu için bir ters bir düz öreceğimiz için çekmesin. 3-3 birer de buralardan, yani kapşonun sağından ve solundan toplam 8 defa bu işlemi yapmış olacağız arkadaşlar. Bakın şimdi tam ortasından giriyorum, bir ilmek çıkarıyorum. Daha sonra normal yerinden giriyorum, bir ilmek çıkarıyorum. Daha sonra devam ediyorum. Burada ikinciyi yaptım, bir tane daha yapacağım.
Yani toplam 8 defa bu işlemi yapmış olacağız. 8 defa, 10 defa elinize göre ayarlayın arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi bir ters bir düz öreceğiz. 7 numaralı şimdi de öreceğiz. Selanik'te 8 numarayla ördük. O yüzden çekme yapmasın. Çekme yaptığı zaman hırka hiçbir şeye yaramıyor. Yan taraflardan çektiği zaman insan üstüne bile giymek istemiyor. Evet. Bu şekilde sıra sonuna gelelim. Bir tane daha yapacağım. Daha sonra bir ters bir düz öreceğiz. Bir ters bir düz örmeden arkadaşlar arka tarafta düz örerek geleceğiz. Ön tarafa bir diş haroşa düşsün. Bir diş ters düşsün. Daha sonra ön tarafta bir ters bir düz, bir ters bir düz olarak yapacağız. Arkadaşlar bir de kolun lastiğindeki ilmeği keserken ben video çekiyor zannettim. Çekmemiş video. Aynı şekilde burada yapacağım için kolu da o şekilde keseceksiniz. Evet. Ben kesip bitirmiş oldum. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Keserken video çekiyor zannettim. Video kapanmış. O yüzden tekrar sökmem lazımdı baştan almak için. Burada anlatacağım için aynı bu şekilde kolu da burada keseceğim şekilde kesersiniz. Evet. Bir tane daha yapalım. Bakın. Bir içten girdim. Daha sonra bir altından girdim. Yani bir çıkaracağım bir tane çıkardım ilmek yerinden iki tane ilmek çıkarmış oldum. Evet sıra sonuna artık gelelim. Bakın nerelerden çıkarıyorduk. Bu düz yani zincir görünümlü yerler var. Hemen kenar tarafından ilmeklerimizi çıkarıyorduk. Evet son ilmeğimizi de tam uçtan alalım. Evet şimdi dönüyoruz. Sıra sonuna kadar diğer tarafa kadar yani ilk sıramız olduğu için bu sırada ilmeğimizi örelim. Evet. Bu sırayı tamamen diğer uca kadar düz örüyoruz. Yani ön tarafa şu şekilde haroşa düşmesi için. Diğer tarafta bir ters bir düz bir ters bir düz olarak 9 sıra 10 sıra bakalım ne kadar öreceğiz ona bakalım. Daha sonra sizinle paylaşacağım kaç sıra ördüğümü. Evet. Döndük. Bir ters bir düz olarak yan lastiğimize başlıyoruz. Normal bir düz bir ters bir düz bir ters olarak lastiğimizi 9-10 sıra kadar veya da 7-8 sıra kadar örelim. Ters düz ters düz ters düz ters düz ters düz. Evet. Lastiğimizi tamamlayıp hemen dönüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi kolu ağız kısmını kapatırken ilmekleri kapatırken video kapanmış. O yüzden burada göstereceğim. Kol kısmını da aynı şekilde kapatacaksınız. 9 sıra ördükten sonra yani 10. sırada kolun ilmeklerini kapatacaksınız. Aynı burada bunu kapatırken yaptığım gibi yapacaksınız arkadaşlar. Orada video kesildiği için aynı şekilde yapacağınız için burada göstereceğim size. Evet şöyle bakalım arkadaşlar. Ben 6 sıra gittim. 7. sırada kapatacağım. Siz 2 sıra daha gidebilirsiniz. Veya da benim gibi 6 sırada bırakabilirsiniz. Bu haroşadan hariç
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sırada kapatıyoruz. Evet arkadaşlar, dediğim gibi kolda video kapanmış. Kolun ilmeklerini kapatırken, kol lastiğinin ilmeklerini kapatırken kolu şu şekilde yapıyoruz. Aynı burada yaptığım gibi kolu da o şekilde kapatacaksınız. Şimdi iki ilmeğimi birlikte alıyorum. İki ilmeğimi birlikte alıyorum, kesiyorum. Bakın, iki ilmeğimi birlikte kestim, doladım. İki ilmeğimi birlikte, iki ilmeğimi birlikte kestim. Daha sonra arkadaki iki ilmeği bu ilmeğin üzerinden atlattım. Doladım. İki ilmeğimi birlikte kestim. Arkadaki iki ilmeğimi kestiğim ilmeğin üzerinden atlattım. Doladım. Bu şekilde dolayalım arkadaşlar. Bu şekilde değil. Doladım. İki ilmeğimi birlikte kestim. Arkadaki iki ilmeğimi kestiğim ilmeğin üzerinden atlattım. Doladım. İki ilmeğimi birlikte kestim. Arkadaki iki ilmeğimi üzerinden atlattım. Sıra sonuna kadar, diğer tarafa kadar bu şekilde kesme işlemimizi tamamlayalım. Kestim. İki ilmeği birlikte kestiğim ilmeğin üzerinden atlattım. Bakın arkadaşlar, şöyle yakından göstereyim. Bir kez daha beraber yapalım. Bakın, doladım. İki ilmeğimi birlikte kestim. İki ilmeğimi kestiğim ilmeğin üzerinden atlattım. Bakın, kolu da göstereyim ben size. Evet, bakın şöyle göstereyim. Kolu da aynı şekilde kestim. Dediğim gibi telefon kapanmış arkadaşlar. Video çekmemiş, tam keserken videoyu çekmemiş. O yüzden kolu da bittiği zaman lastiğimiz aynı şekilde, kolu da bu şekilde kapatacağız. Bir kez daha beraber yapalım. Daha sonra videomuzu noktalayalım. Bu hırkamızı tamamlamış olalım arkadaşlar. Evet. Atlattım. Doladım. Atlattım. Sıkı yapmayın arkadaşlar. Yoksa bakın bu kısmı toplar. Evet, sıra sonuna geldik. Doladık. İki ilmeği birlikte aldık. Doladık. Evet. Bu şekilde hırkamızı tamamladık. Şöyle keselim. Kilitleyelim. Evet, arka tarafta şöyle ipimizi. Evet, buradan kilitleyelim. Tekrar. Noktalayalım. Evet, 10 tane ip gitti arkadaşlar. 11. ipten çok az kullandım. Yani çok az derken 11. ipten yarıya kadar kullandım. Bakın, kapşonumuz lastikle beraber, dediğim gibi 6 sıraya gittim, 7. sırada kapattım. Farklı bir teknikle kapattım. Bu teknik arkadaşlar iğneyle kapatma tekniği oluyor. Ben onu pek sevmiyorum. O yüzden genelde bu şekilde bu tekniği kullanıyorum. Yani sevmiyorum değil, pek yapmak istemiyorum ben onu. Biraz karışık geliyor bana. O yüzden iğneyle benim gibi yapmayan veya yapamayan arkadaşlar bu tekniği kullanabilirler. Arkadaşlar, birinci bölümde soran arkadaşlarımız çok oldu.
hırkamız M-beden ve large bedene uygun. Evet, ne diyelim arkadaşlar? Yeni bir videoda, yeni bir çalışmada görüşmek üzere. Takipte kalın, sevgiyle kalın. Desteklerinizi unutmayın lütfen. Hoşça kalın.